İyi akşamlar efendim. Gündemde neler var aktaracağız program içerisinde. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki partinin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantıları vardı ve her iki partinin liderleri de grup toplantılarında konuştular. İlk olarak Milliyetçi Hareket Partisi grubu toplandı. MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında yapmış olduğu konuşmada seçim tarihine değindi ve Sayın Bahçeli'nin açıklamaları şöyle. Milliyetçi Hareket Partisi önümüzdeki bahar mevsiminde gerçekleşmesi gündemde olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerine tam olarak hazırdır ve başarıya inanmıştır. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinin ne zaman yapılacağına ilgili tartışmaların bir an evvel son bulması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak aklın, ortak demokratik iradenin tecessüm etmesi, mevsim şartları ile birlikte hayatın olağan akışına uygun bir tarihin mutabakatla tespiti iyi niyetli beklentimizdir. Eğer Gazi Meclis'ten böyle bir karar çıkarsa, bu durum bir erken seçim değil, yalnızca seçim tarihinin güncellenmesi şeklinde okunmalı ve yorumlanmalıdır. Nitekim doğrusu akla ve hukuka yatkın olanı da budur. Kriz çıkarmanın, kutuplaşma üretmenin, kavga iklimi yaratmanın, ahlaken ve siyaseten bir karşılığının olmayacağını, kimseye de bir fayda sağlamayacağını görmek lazımdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçim kararının alınabilmesi için ihtiyaç duyulan 5-3 çoğunluk bulunamazsa, yani muhalefet partileri bu yönde bir adım atmaktan imtina ederse, Cumhurbaşkanımız Anayasa'nın 116. maddesinin 2. fıkrası uyarınca seçimlerin yenilenmesine karar verebilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi iki alternatife de bir hakkın hazırdır. Muhalefet partileri şayet Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinden umut kesmemişlerse, ipe un sermeyi bir kenara bırakma düşüncesine sabitlenmemişlerse, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde makul bir tarihin uzlaşmayla belirlenmesinin önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne yakışır ve yaraşır bir seçim atmosferinin tesisi için elinden gelen tüm demokratik sabır, katkı ve tahammülü gösterecektir. Seçimlerin şölen havasında yapılması hepimizin görevidir. Muhalefet partilerinin çekinecek ve ürkecek bir durumları yoksa, gerçekten de demokrasinin vazgeçilmez ilkelerine bağlı olduklarını iddia ediyorlarsa, buyursunlar, Halep oradaysa arşın meclistedir. Ve Gazi Meclisimiz, Türk milletinin demokratik hükmü, iradesinin onuru, 103 yıllık medarı iftarıdır. Konuşarak, tartışarak, uzlaşarak, anlaşarak, görüş birliği vasatını oluşturarak Türkiye'mizi hep birlikte seçime taşıyalım. Kaldı ki Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim. Sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim. MHP grup toplantısı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP grubunda konuştu. Konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon programında Uğur Dündar'ın sorularını cevaplandırırken alt band olarak reklam veren kuruluşu ağır bir dille ve o kuruluşa destek verenleri yine çok sert ifadelerle eleştirdi. Değerli arkadaşlarım, bizleri televizyonları başında izleyen saygıdeğer yurttaşlarım, biliyorsunuz, bir televizyon programına katıldım. Sayın Uğur Dündar davet etti.
Kendisi saygıdeğer, duayen bir gazetecidir ve onun programına katıldım. Sonra olanlar hepimizin malumu. Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar. O resimdeki mesaj net. Sizin için geleceğiz diyorlar. Benim için beyefendiler geleceklermiş. Şimdi halkım beni iyi dinlesin. Tane tane anlatacağım. Vatandaşımızın ne olup bittiğini anlamasını istiyorum. Bu paramiliter artıklar daha büyük bir resmin sadece bir parçası. Her şeyin temelinde aslında tek bir şey var. O da para. Çok para. Doymayacakları kadar para. Halkımızdan çalınan bu para. Doymadıkları, elde ettikleri para, halkımızdan çaldıkları para. Ve bu parayı çalan beşli çeteler var. Bu arada beşli çete dediğime bakmayın siz. Bunların kod ismi beşli. Aslında bunların sayısı binlerce. Biz bunun da farkındayız ve bunu da biliyoruz. Kuruşu kuruşuna uzman arkadaşlarıma hesaplattım. Bu saray iktidarı sırasında çalınan, bu çetelerin çaldığı, mafya artıkların çaldığı, uyuşturucu baronların çaldığı 418 milyar dolar. Sonra çıktım, çok açık ve net bir şekilde söyledim. Tahsil edeceğim rakam budur ve defterinize yazın. Sizden 418 milyar doları iktidarımızda tahsil edeceğiz ve alacağız. Önce benimle konuşmak istediler. Anlaşmak istediler. Kapıyı yüzlerine kapattım. Her türlü operasyona başvurdular. Ama bilmedikleri, anlamadıkları bir şey var. Bay Kemal asla ve asla yolundan dönmez. Bir daha ifade edeyim. Bay Kemal asla ve asla yolundan dönmez. Ve artık son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Yeni bir şey değil. Uzun zamandır bu tehditler var. Şimdi bu kürsüden bu çetelere, bu mafyaya, bu paramiliter yapılara seslenmek istiyorum. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar. Be çakallar, siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüze diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. Hodri meydan. Hodri meydan, gelin görüşelim. Gelin bakalım. Açıkça söyleyeyim. Ha Allah nasip eder de yaşarsak, hayatınız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğim. Trolleriniz beni yolumdan çeviremez ve durduramazsınız. Ha şunu da söyleyeyim. Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir. O 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Gençlerimizin geleceğidir bu para. Bu ülkenin doğmamış bebeklerinin parasıdır o para. Bu ülkenin parasıdır o para. Alacaksınız o parayı. Her kuruşunu tahsil edeceksiniz. 85 milyona tahsil edeceksiniz o parayı. Benim size vasiyetimdir bu. 418 milyar doları bunlardan alacaksınız. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Oturumu kapatıyorum. Şimdi efendim, seçim tarihi henüz netleşmedi ama Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve diğer partilerin oluşturduğu altılı masanın, yani Millet İttifakı'nın adayı kim olacak tartışması hem muhalefette hem de Cumhur İttifakı'nda devam ediyor. Tüm Türkiye, hatta dünya Millet İttifakı'nın adayı kim olacak sorusunun bir an önce cevaplanmasını istiyor. Ve Cumhur İttifakı da, Cumhur İttifakı'nın liderleri de, ileri gelenleri de, önemli siyasi isimleri de neredeyse her konuşmalarında Millet İttifakı'nın bir an önce adayını açıklamasını istiyorlar. Ama şu ana kadar Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin liderlerinden
aday isim konusunda net bir açıklama gelmedi. Ankara'daki kulis iddialarına göre Millet İttifakı Şubat ayında belirleyecek aday ismi ve Şubat ayının sonunda da Millet İttifakı içerisindeki parti liderleri arasında en yaşlı isim olan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu Millet İttifakı'nın aday ismini Şubat ayının sonunda açıklayacak. Türkiye seçim atmosferine girerken altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı halen belirsizliğini koruyor. Kulislere düşen iddialara göre altılı masa Şubat ayı ortalarında gerçekleştirilecek toplantıda başkan adayını belirleyecek ve ardından masadaki en yaşlı lider olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu adayı açıklayacak. Seçimlerin öne alınması tartışılırken partilerin veya ittifakların Cumhurbaşkanlığı için aday belirleme zamanı da daralmaya başladı. Bu kapsamda altılı masanın aday belirleme süreci de devam ediyor. Yeni Şafak gazetesinde yer alan haberlere göre geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde toplanan altılı masa liderleri adaylık için kendi içlerinde hazırlıklarını yapmaya başlarken adayın ismine yönelik herhangi bir gelişme henüz yaşanmadı. Ayrıca 26 Ocak'ta İYİ Parti ev sahipliğinde yapılacak olan toplantıda da herhangi bir ismin öne çıkması beklenmiyor. İddiaya göre masanın ikinci turunun son toplantısına ev sahipliği yapacak Saadet Partisi'nde ise adayın isminin büyük ölçüde belirleneceği belirtiliyor. Şubat ayının ortalarında yapılması beklenen bu toplantı sonrasında olası adayın kamuoyuna duyurulması planlanıyor. Altı liderin ortak katılacağı bir toplantıyla açıklanması beklenen adayın isminin ise masadaki en yaşlı isim olan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu tarafından açıklanacağı öne sürülüyor. Gündemde yer alan diğer bir konu da EYT efendim. Emeklilikte yaşa takılanlar bir an önce maaşlarına kavuşmayı bekliyorlar. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik EYT ile ilgili bir açıklama yaptı. Şunları söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik EYT açıklaması yaptı. Ömer Çelik, Şubat en geç Mart ayı içerisinde sonuç tamamen alınmış olacak dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Değerli arkadaşlarım, EYT konusuyla ilgili önemli olan siyasi iradenin ortaya çıkmasıydı. Siyasi irade çıktı, karar verildi. Dolayısıyla meclisin kendi çalışma takvimi içerisinde en hızlı bir şekilde sonuç alınacak. Bakanımız açıklama yapmıştı. Şubat ya da en geç Mart ayı içerisinde almaya başlarlar alacaklarını diye. Çalışmalar bu yönde devam ediyor. Yani kendi takvimi içerisinde hiçbir aksam olmadan, hiçbir gecikme olmadan, öyle yok işte seçim bekleniyormuş ya da seçimden sonrasına kalacakmış gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil. İrade ortaya çıkmıştır. Bakanımız da gerekli açıklamayı yaptı. Bu çerçevede herkes müşteri olsun. Bu meseleden dolayı sıkıntı çeken vatandaşlarımızın sıkıntısı giderilmiştir. Şubat en geç Mart ayı içerisinde sonuca tamamen ulaşılmış olacaktır. Sayın Çelik'in açıklaması sonrasında AK Parti'den AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan da EYT ile ilgili bir açıklama geldi. Akbaşoğlu yapmış olduğu açıklamasında EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını kesinlikle Mart ayı içerisinde alacaklar dedi ve Sayın Çelik'in de dile getirdiği gibi Mart ayı içerisinde kesinlikle EYT sorunu hallolacak gibi gözüküyor efendim. Yerel'e gelelim. Yerel'de de Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan yakın bir zamanda Mersin'de görevine başlamış olmasına rağmen Mersin'in dört bir tarafında vatandaşlarla bir araya geliyor, sivil toplum kuruluşlarıyla buluşuyor. Mersin'i daha yakından tanımak, görmek, Mersin'in sorunlarını belirlemek ve devletle vatandaş birlikteliğini daha da sıkılaştırmak amacıyla ziyaretlerini sık sık yapıyor. İşte bu ziyaretler çerçevesinde son olarak Toroslar Belediye Başkanı Atız Avşın Yılmaz'la birlikte Toroslar ilçesinde incelemeler yaptı, vatandaşlarla bir araya geldi.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Avşın Yılmaz, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'la birlikte Musalı Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Arkadaşlar şöyle gelin. Şehit uzman Çavuş Durmuş Tekin, Musalı Mahallesi'nde ikamet eden ailesinin de ziyaret edildiği mahalle gezisinde Musalı Veli Haşim Çiftçi İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenciler de unutulmadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Zelihe Mendeli, Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, ilçe kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri ve Musalı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Tekin de eşlik ettiği ziyaretlerde, Vali Pehlivan, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek Kütüphanesi'ne şehit ailesi adına kitap hediye ederek, öğrencilerden başarılı çalışmalarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Yaz ve kış nüfusu en kalabalık köylerden biridir. Genelde köylerimiz yaylacılıkla oluyoruz. Yazın ve kışın çok kimse kalmaz. Yazın kalabalık olur ama bizim köyümüz kışın kalabalık, yazın daha kalabalıktır çok şükür. Köylümüz çalışkandır. Kendi işini yapar, kendi işi yoksa emmisinin olduğu işi yapar. Onu da bulamazsa yiyemeye gider, çalışır sürekli. Kuvayi Milliyeciler çıkmıştır. Veli Haşim Çiftçi. Daha birçok Kuvayi Milliyeci yetişmiştir. Şehidimiz var. Şehidimiz Durmuş Tek Tekimiz var. Kahraman bir köy, çalışkan bir köy, güzel bir köy. Burada köyün şereflendirdiğiniz için teşekkür ederiz köyümüz adına. Hepimiz vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı, birliği, bütünlüğü, genel milli manevi değerlerimizi, milli bütünlüğü için çalışıyoruz. Bundan sonra da bu gayretimiz hep beraber devam edecek. Bizi ayakta tutan o köklerimizle var olan milli ve manevi değerlerimize sıkı sıkıya sarıldığımız sürece ve çalıştığımız sürece, çabaladığımız sürece aşamayacağımız hiçbir engel tarih boyunca olmamıştır. Bundan sonra da olmayacak. Şehidimizi tanıyorsunuz değil mi? Dua ediyorsunuz. Evet, Allah bütün şehitlerimizden razı olsun. Allah razı olsun. Allah hepsine rahmet eylesin. Değerli seyirciler, Anamur'da gece geç saatlerde itfaiyeye ve polise bir aracın patlayarak yandığı ihbarı geldi. Polis ve itfaiye olay yerine gittiğinde yanan aracın Anamur Ülke Ocakları Başkanı'na ait olduğunu belirledi. Araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Aracın kundaklandığı ihtimali üzerinde duran polis ayrıntılı incelemesini devam ettiriyor. Anamur Ülke Ocakları Başkanı Mehmet Satar'a ait otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verilerek kundaklandı. Olay Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşandı. Satar'ın evinin önünde park halindeyken kundaklanan otomobili bir anda alevler içerisinde kaldı. Araçta zaman zaman patlama yaşanması çevredeki vatandaşlar arasında korku yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen araçta yapılan ilk incelemede kundaklama bulgularına ulaşıldı. Kundaklama olayıyla ilgili polisin inceleme ve araştırması çok yönlü devam ediyor. Terör örgütlerine yönelik operasyonlar da devam ediyor. DEAŞ'a yönelik baskınlar yapıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında Irak ve Suriye'de örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şafak Vakti terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Söz konusu şüphelilerin adreslerine teme bağlı özel tim Koçbaşı ile kapıyı kırarak girdi. İçeri giren tim şüphelilere kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Operasyonda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İzmir merkezli 18 ilde sahte sağlık raporu düzenleyen çeteye yönelik baskınlar hala devam ediyor. Şimdiye kadar yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. İzmir merkezli 18 ilde sahte engelli raporu çıkartılmasını sağlayan ve aldıkları sahte raporla erken emeklilik, ÖTV indirimi, evde bakım ücreti ve ücretsiz ulaşım kartı gibi yaklaşık 30 ayrı kategoride engellilere tanınan haklardan yararlanıp kamu zararına neden oldukları öne sürülen 380 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. Ekipler İzmir merkezli 18 ilde aralarında bu işi planlayan 32 kişi, Joker diye tabir edilen 13 kişi, 35 hastane çalışanı, 51 aracı ve bu şekilde rapor alanların da aralarında olduğu 380 şüpheliye yönelik baskınlar gerçekleştirdi. Polisin uzun süreli yürütmüş olduğu teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu kamu hastanelerinde ve bazı özel hastanelerde kullanılan kayıt sistemi üzerinden sahte hastalık tanısı oluşturma, ilaç muafiyeti raporu yazma gibi usulsüzlükler belirlendi. Rapor alabilmek için gerekli olan tetkiklere sağlam veya engel oranı düşük kişilerin yerine çeşitli hastalıkları bulunan Joker diye tabir edilen kişilerin sokulduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında 249 kişiye 25 bin lira 80 bin lira arasında değişen ücretler karşılığında sahte engelli raporu çıkartıldı. 380 şüphelinin nitelikli dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işleyerek ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 milyon lira kamu zararına neden olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin ayrıca sağlık kuruluna girecek kişileri rapor alacakları hastalarla ilgili bilgilendirdikleri, doktorları yanlış yönlendirdikleri, bu sayede usulsüz rapor almalarını sağlayarak bu kişileri erken emeklilik, ÖTV indirimi, evde bakım ücreti ve ücretsiz ulaşım kartı gibi yaklaşık 30 ayrı kategoride engellilere tanınan haklardan yararlandırarak kamu zararına yol açtıkları da tespit edildi. Aralarında 32 organizatör, 13 joker, 1 doktor ve 6 devlet memuru olmak üzere toplam 35 hastane çalışanı, 51 aracı ve 249 rapor sahibi konumunda bulunan şahsın bulunduğu 380 şüpheliye yönelik gözaltı süreci devam ediyor. Uyuşturucu üreten, uyuşturucu satan ve uyuşturucu nakleden kişilere yönelik baskınlar da tüm Türkiye'de devam ediyor. Mersin'de son operasyonda da yine uyuşturucu ele geçirildi. Yurt dışından Mersin'e gelen bir otomobilde yapılan aramada benzin deposuna özel yaptırılan bölmede 25 kilogram sıvı metanfetamin ele geçirildi. Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretinin önlenmesi, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti veya temini, satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulmasıyla ilgili yaptığı çalışmalarda yurt dışından Türkiye'ye giriş yaparak Mersin'e gelen bir araçtan şüphelenerek takibe aldı. Yapılan detaylı arama sonucunda aracın yakıt bölgesine özel bölme yaptırıldığını tespit eden ekipler burada 25 kilogram sıvı metanfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Depoda yapmış olduğumuz çalışmalarda deponun iç kısmı incelendiğinde deponun orta bölümünden arka tarafı kapatıldı ve deponun iki bölme haline getirildiği, daha sonradan orijinalinin bozularak daha sonradan iki bölme haline getirildiği ve deponun sağ kısmında macunla kapatılmış bir bölmenin bulunduğu tarafımızca tespit edildi. Aynen. Gelin. Çok. Mersin'de Tarsus'ta sık sık kazaların yaşandığı Damlama mevkiinde feci bir kaza yaşandı. Faslı kaçak göçmenlerin göçmen toplama merkezine götürülmesi amacıyla göçmenler otobüsle yola çıktı. Göçmenlere güvenliği sağlamak amacıyla askerlerimiz de eşlik ediyordu. Damlama mevkiinde otobüs kaza yaptı. Kazada İki şehidimiz var, bir göçmen hayatını kaybetti, iki kişi kayboldu, 33 kişi de yaralandı. Otobüsün sürücüsü
iki şoför gözaltına alındı. Şu an kaza mahallindeyiz. Mersin'de askeri personel refakatinde Fas uyruklu mültecileri taşıyan otobüsün tır arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada iki jandarma personelinin şehit olduğu, bir mültecinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Kazada 33 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Gaziantep İl Jandarma Komutanlığında görevli 2 astsubay, 9 uzman erbaş refakatinde 27 Fas uyruklu göçmeni Kırklareli'ye götürmek üzere çıkarılan devriye aracının seyir halindeyken sevkte görevli otobüsün demir taşıyan tıra arkadan çarpması sonucu otobüsün yanmasıyla ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir denildi. Bir tırla bir öğrenci servisinin karıştığı kazada da yaralanmalar var. Hatay'da meşrubat yüklü tırla öğrenci servisi çarpıştı. 4'ü çocuk, 6 kişi yaralandı. Kaza Hassa ilçesi Gülken mahallesinde trafik ışıklarında yaşandı. Hatay'dan Gaziantep istikametine seyir halinde olan Can Yüksek yönetimindeki tırla Muhammed Küçük idaresindeki öğrenci servisi çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ve serviste bulunan 4 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Gelişmeleri aktarmaya spor haberleriyle devam ediyoruz. Günün öne çıkan spor gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Futbolla başlayacağız. İkinci lig diyeceğiz. İkinci lig beyaz grupta hafta sonu oynanan maçlarla ligin ikinci yarıları resmen başladı. Tabii gözler Tarsus İdman yurdundaydı. Geçtiğimiz perşembe kulüp başkanı Cem Kavalcı yine bu ekranlarda transfer tahtasının açıldığını duyurmuştu. Ama lisansların bu hafta sonu oynanacak olan, yani geçen gün oynanan Erzincanspor maçına yetişmeyebileceğinden bahsetmişti. Tam da öyle oldu. Yetişmedi lisanslar. Altyapıyla sahaya çıktılar. Mücadele ettiler ve sahadan maalesef 4-0 farklı bir şekilde mağlup ayrıldılar. İkinci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu ikinci yarının ilk maçında evinde Erzincanspor'a 4-0 yenildi. Transfer tahtasını açan ancak lisansları yetiştiremeyen kulüp yönetimi bu konuyla ilgili bir de açıklama yaptı ve önümüzdeki hafta oynanacak olan Düzce Spor maçında tam kadro olacaklarını belirtti. Tarsus bu mağlubiyetle 20 puanda kalırken 15. sırada yer aldı. Erzincanspor maçında altyapıyla sahaya çıkan Tarsus, haftaya deplasmanda Düzce Spor'la karşılaşacak. Tabii başkan canlı yayında transfer tahtasının açılacağından bahsetmişti. Hatta hiçbir sorun olmayacağını belirtmişti ki biz ısrarla sormuştuk. Hani küçük bir ihtimal de olsa öyle bir olumsuz bir şey olur mu diye asla demişti. Ama şu ana kadar gelen bilgilere baktığımızda transfer tahtasının hala açılamadığı ve o anlaşılan bazı oyuncuların da tahta açılamadığı için kendi sosyal medya hesaplarından
takımdan ayrıldıklarıyla ilgili bilgiler dolaşıyor. Tabii resmi açıklamalar değil bunlar, tamamen sosyal medyada konuşulanlar üzerine belirtiyoruz bunu ama kulüp başkanı bizzat kendisi canlı yayında söylemişti. Bakalım, biz de merakla bekliyoruz. Hafta sonunda Düzcespor'a zorlu bir deplasman maçına çıkacaklar. Temennimiz o transfer tahtasının bir an önce açılması ve lisans işlemlerinin de sonlandırılarak yeni oyuncularla ve gençlerle harmanlanarak bu ligde en azından kalınması gerekiyor. Zira Allah muhafaza, eğer tahta açılamazsa, yani o transfer tahtası açılamazsa, Tarsus İdman Yurdu'nun hiç de güzel şeyler beklemiyor. Hemen altındaki Bursaspor'la sadece 2 puanlık bir fark var ve Bursaspor çok ciddi bir şekilde ikinci araya geliyor diyelim. Futbola devam ediyoruz. Üçüncü lig diyeceğiz. Üçüncü lig birinci grupta lider konumunda bulunan Yeni Mersin İdman Yurdu. İsmini değiştirmişti. Exempay Yeni Mersin İdman Yurdu olmuştu. Amasya'da sezon ikinci yarısına merhaba dediler. 1-0 öne geçtik. Maalesef koruyamadık. Kendi kalemize attık. Maç 1-1 sona erdi. Neyse ki Ordu Spor da berabere kaldı ve 5 puanlık fark korundu. Üçüncü ligde mücadele eden Yeni Mersin İdman Yurdu ligin ikinci yarısında Amasya deplasmanında 2 puan bıraktı. Ligin ilk yarısında en yakın rakibi Ordu Spor'a 5 puanlık fark atan Mersin, ikinci yarıda deplasmanda Amasya Spor'la karşılaştı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Mersin İdman Yurdu'nun golü yeni transfer Tunç Behram'ın penaltı atışından geldi. Mersin bu beraberlikle puanını 40'a yükseltirken en yakın rakibi Ordu Spor'un da Ağrı deplasmanında 1-1 berabere kalması farkın 5'te kalmasını sağladı. Yeni Mersin İdman Yurdu haftaya evinde Ağrı Spor'la karşılaşacak. Evet, rakip hafta sonunda Ağrı Spor ve ligin ilk yarısında Ağrı'da kaybetmiştik 1-0 maalesef. Tabii bir rövanş olarak görmüyoruz bunu. Mutlaka kazanılması gereken bir 3 puanlık maç olarak görüyoruz ama sezonun en zor maçlarından bir tanesi olacak. Mersin'de pazar günü hava tahminlere göre iyi görünüyor, güneşli görünüyor. Bütün Mersinlileri de şimdiden arenaya, Mersin Şehir Stadyumu'na bekliyoruz. Tıklım tıklım doldurmalarını istiyoruz. Zira her maç, her puan çok değerli. Ve sezon sonunda inanıyoruz ki Mersin İdman Yurdu şampiyonluk yaşayarak ikinci lige çıkacaktır. Şimdi basketbola dönüyoruz. Çukurova basketbol diyeceğiz. Biliyorsunuz Çukurova basketbol sezona 4 kupayla bir başlangıç yapmıştı. Böyle bir hedefle yola çıkmışlardı. Cumhurbaşkanlığı kupası kazanıldı. 1-1 kaldı 3 kupa. Bunlardan bir tanesi de belki de en büyük hayal olan Euroleague. Neden olmasın tabii ki. Ama Avenida maçı sonrası, kazanılan bir maç sonrası Koç Ekrem Memnun'la yollar ayrıldı. Kimse ne olduğunu anlamadı. Aradan 2 haftalık süreç geçti ve Çukurova Basketbol İspanyol koç 55 yaşındaki Roberto Iniguez'le anlaştığını duyurdu. Çukurova Basketbol yeni koçunu açıkladı. Ligde ve Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen sezona 4 kupa hedefiyle giren Çukurova Basketbol, sezona da Emre Vatansever'le başlamış. Sonrasında ise Emre Hoca'yla yolları ayırmıştı. Sonrasında ise takımın baş antrenörlüğüne A-Milli Kadın Basketbol takımımızı da çalıştıran Ekrem Memnun getirilmişti. Avrupa'da Avenida galibiyeti sonrası Ekrem Memnun'la da yollar ayrılınca bir koç arayışı içine giren Çukurova Basketbol yeni antrenörünü İspanya'da buldu. 55 yaşındaki Bask bölgesinden İspanyol koç Roberto Iniguez'le anlaşma sağlandığı açıklandı. Roberto Iniguez'e bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştırırken Valencia takımı olan Ros Casares'le Euroleague şampiyonluğu yaşadı. Tabii yine bir Euroleague şampiyonluğunu kazanmış, Avrupa şampiyonu patentli bir koçla çalışacağız. Bugün de basın lansmanı gerçekleştirilmişti. Yani koç basına tanıtılmıştı. İçer TV ve Sun TV ekranlarından da o yayını sizlere canlı olarak aktardık. Roberto Iniguez özellikle Fenerbahçe ile birlikte o dönemlere damga vuran bir isim. Avenida ile istediğini elde edemedi. Zaten gönderilme sebeplerinden bir tanesi de buydu ama aslında gönderilen değil, bizim takımımızın onu çok istemesiydi ki
Daha önceki sezonlarda da birkaç kez istenilen bir koçtu ama şartlar el vermemişti. Bakalım bu kez yollar kesişti. O Fenerbahçe'de bir şampiyonluk olmamıştı ama Valencia'da o Ros Santos'taki o Avrupa şampiyonluğunu, ki 10 yıl öncesine ait bir Avrupa şampiyonluğu, Bask bölgesinden Roberto Iniesta 55 yaşında, bakalım bunu bir kez daha başarabilecek mi? Şimdi yarına gidiyoruz. Çok ama çok önemli bir karşılaşma. Yarın Çukurova Basketbol gruptaki en önemli, en kritik maçına çıkacak. Kağıt üzerinde ağır favoriyiz. Kazanılabileceği yüksek bir maç, yani kazanabileceğimiz çok yüksek bir olasılık. Ama öyle kritik bir karşılaşma ki Landes Basket'le oynuyoruz, Fransız ekibi. Orada oynanan Fransa'daki maçı 68-61 kazanmıştık. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Ama şöyle bir ilginç bilgi de verelim haberimize geçmeden önce. Şu an bizde gelen, bugün işte o imzayı atan Roberto Iniesta geçen hafta Avenida'nın başındaydı ve bu Landes Basket'e mağlup olmuştu. Şimdi o Roberto Iniesta bu kez Çukurova Basketbol'un koçluğunu yapıyor. Bir hafta sonra yani, ve yine rakip Landes Basket. Bakalım nasıl bir tepki verecek koç, merakla bekliyoruz açıkçası. Ama yarın öyle ya da böyle futbol tabiriyle mutlaka kazanmamız gerekiyor. Yarınki rakip Landes Basket. Kadınlar Euroliginde Mersin temsilcisi Çukurova Basketbol 10. hafta maçında evinde Fransa ekibi Basket Landes'i konuk edecek. Chelsea Gray'den yine dirinden koç. Biraz tempoyu düşürmeye mi çalışıyoruz anlamadım ama Chelsea Gray'den bir üçlükle. Oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Çukurova çok kritik bir maça çıkacak. Kazandığı takdirde liderlik şansını da sürdürecek olan Çukurova son maçlar öncesinde avantajı da eline geçirecek. Chelsea Gray 23 sayı, Tiffany Hayes 17 sayı. Sakatlıktan sonraki ilk sayısı olacak, o da çizgiden. O da olmalı koç, o da daha saati yitirdik. Grupta 4 takımın 5 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunurken Landes maçından alınacak galibiyetle Çukurova 5. sıradan 2. sıraya yükselebilir. Ekrem Memnun sonrası İspanyol koç Roberto Iniesta ile anlaşan Çukurova yeni bir galibiyet serisi arayacak. Çukurova Basketbol Basket Landes karşılaşması 18 Ocak Çarşamba günü saat 19'da Servet Tazegül'de oynanacak. İlk kez 10 sayıya inmiş olacak. Değişik girmedi. Dedim belki nazar diye. Evet, gerçekten çok kritik bir karşılaşma. Grupta 8 takım var. 4 tanesinin, ki bunlardan birisi biziz, 5 galibiyet ve 4 mağlubiyeti var. Yarın Sopron deplasmana gidiyor. Lider Sopron deplasmana gidecek. Familia ile Avenida 5'e 4 olanlar karşı karşıya gelecek. Yani yarın bizim için gerçekten çok ama çok önemli, çok kritik bir karşılaşma. Hatta Basket Landes ya da Landes Basket, hangisini diyorsanız, onlar açısından da son şans. Yani yarın kazandılar, kazanamadılar. Onlar da gruba playoff anlamında elveda diyecekler. O yüzden varlarını yoklarını parkeye, o sahaya yansıtacaklar. Bu açıdan zor bir karşılaşma. Geçen hafta evlerinde Avenida gibi çok güçlü bir rakibi mağlup ettiler. Hem de farklı bir skorla, ki bir hafta önce de biz Avenida ile karşılaştık ve zar zor 85-80 kazanmıştık. Dediğimiz gibi çok kritik bir maç. Yine küçük bir hatırlatma yapalım. Yarın bu karşılaşma İçer TV ve Sun TV ekranlarından saat 18.40'tan itibaren sizlerle birlikte olacak ve canlı olarak ekranlara gelecek diyelim. Ve son olarak da İFAB diyeceğiz. Uluslararası İstatistik Birimi, yani futbolda kuralları belirleyen kurumdan bahsediyoruz. Yine bir kural değişikliğine gidiliyor. Futbolda kuralları belirleyen kurum olan İFAB, çok tartışma yaratacak bir kural değişikliğine daha gidiyor. Futbol maçlarında artık beyin sarsıntısı geçirdiği şüphelenilen futbolcunun yerine bir başka oyuncu geçici olarak girebilecek. Eğer çıkan futbolcuda herhangi bir probleme rastlanmazsa bu futbolcu yeniden oyuna girebilecek. İFAB İcra Kurulu'nun kısa süre içerisinde bir araya gelerek bu uygulamanın futbol maçlarında kesinleşmesi durumuyla alakalı son kararı vermesi bekleniyor. Şaşkınlıkla karşılanan geçici değişiklik uygulaması futbol severler tarafından mantıklı bulunmadı. Yılda bir kez toplanarak futbol oyun kurallarında değişikliğe giden veya yeni kuralların uygulanması kararını alan İFAB İcra Kurulu 8 üyeden oluşuyor.
Bu üyelerden 4'ü 4 Britanya Federasyonu'ndan gelirken 4 üye de FIFA tarafından görevlendiriliyor. Evet, İFAB bir futbolda, yani futbolda yine bir kural değişikliğine gitmeye hazırlanıyor ve bu ay sonunda da bu kuralı uygulamaya sokacaklar, öyle görülüyor. Kamuoyunda çok tartışılıyor bu kural ama aslında gerekli bir kural. Çünkü her zaman olan bir şey değil ki, inşallah hiçbir zaman olması. Travma geçiren oyuncu sağ kenarında tedavisi sürerken o çıktığı takım bir kişi eksik oynuyor. Karşı rakip bir kişi fazla oynuyor. O esnada bir futbolcunun geçici süreyle oyuna girmesi düşünülebilir aslında. Tabii şikayet edenlerin geneli işte girecek çıkacak olan oyuncuyla alakalı sakatlıklı vesaireydi, farklı düşüncelere sahipler ama bir kişi eksik oynamaktansa böyle bir kural değişikliği belki de daha iyimser bakmak gerekiyor. Denemekten korkmamak gerekiyor. Deneme yanılma süreci diye bir şey var. Zaten hemen uygulamaya geçmiyor. Pilot bölgelerde deneniyor. İşte son Dünya Kupası'nda yarı offside'dan tutun robot hakemlere kadar birçok konuda uygulamalara gidildi ve başarılı sonuçlar elde edildi. Şimdi bütün dünya buna doğru geçiyor. Hatta Türkiye başladı bile. İşte uzatma sürelerini oldukça fazla bir şekilde Dünya Kupası'nda görmüştük. 14 dakikaları, 10 dakikaları görmüştük. Türk futbolunda da bu uzatmaları yavaş yavaş görmeye başladık. Umuyoruz daha da güzele doğru gider futbol. Çünkü futbol oynandıkça, sahada oynandıkça daha da güzel oluyor. Başka şeyler konuşulduğunda ise hiç de güzel şeyler olmuyor diyelim. Bu haberle birlikte spor gelişmeleri de sonuna gelmiş olduk. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.